Cumhurbaşkanı Erdoğan, evet, İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ne düşünürsün? Vallahi yenilenmesi gerektiğini. Vallahi bilmiyorum artık ne dedi, yenilenmesi gerekiyor da. Şimdi şöyle, zaten bir kere olmuş bitmiş bu olay. Bir daha hani yenilemenin ne anlamı var bilmiyorum. Ha ben solcu partisi de değilim, A partisi de değilim, B partisi. Hani bizim zaten oyumuz belli AK Parti'ye de. Ne amaçla böyle yapmayı, kendilerine mi güvenmiyorlar acaba? Erdoğan böyle bir açıklama yani bulundu. Bence kendi, hani oyumuz ona ama bence kendine güvenmiyor yani. Onu göstermiyor mu? Efendim? Kendine güvenmiyor. Yani siz bilirsiniz. Ya benim hakkım... Peki vatandaşın içine sinmediğini söyledi. Benim vatandaşımın içine sinmedi dedi İstanbul seçimleri. Içine... Sinmemiş midir? Sindi. Ya onu sansürleyebiliyor musunuz? Efendim? Sansürleyebiliyor musunuz? Evet. Hani bokunu çıkardılar iyice işin. Hani o seçim zaten bir seçim, iki hafta bir seçim, üç hafta bir seçim olduğunu gördünüz mü? Yok. Bizim zaten hani sandık başına gidildi, sandıklardan çalındı dedildi. Hani bence çalınmadı. Bence hani herkesin bu oyunu, herkes çünkü kendini artık bir taraf haklı bulmaya çalışıyor, bir taraf haksız. Yani bir taraf kazanmaya böyle, biri ben kazandım diyecek ama hep böyle bir çukura çekiyorlar yani. Hani aslında o da bir, nasıl diyeyim size, olaylarda bir sıkıntı yok ama hep böyle bir tarafı çekiyorlar kuyuya. Bence seçimlerde doğru çıktı, hakkında çıktı ama çalındı mı? CHP bence çalmış olabilir. O yani başka diyeceğim hiçbir çalabilir şey. Çalabilir mi CHP? Anlamadım. Çalabilir ya. Tabii şimdi ama şöyle dedim ki hani insanlar bir tarafa illa birini kazanması gerekiyor. Değil mi? Onun yandaşlar da mesela ne yaptı? Her şeye bir zam geldi. Şöyle böyle insanları kendine doğru CHP çekmeye başladı. Mesela CHP'nin binalarında bile şimdi 2020 liraya çalışan yok. Hepsi yani 2020 liranın üstünde. Bu sefer ne oldu? Bir oyun var burada. Bir oyun var yani adamı tahttan indirmeye çalışıyorlar. Yani boykot sebebi yani adamı siz tahttan indirmeye çalışıyorlar, karalamaya çalışıyorlar. Hani 3 hafta 4 hafta ben hayatım boyunca hiçbir yerde görmedim ki. Nasıl diyeyim böyle bir oy sandığı sadece. Hangi ülkede bir ay boyunca? Tahttan indirilmek istenen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı tahta mı oturuyor? Cumhurbaşkanı ya bizim gözümüzde tahtı var. Hani milletin gözünde hani bilmiyorum benim gözümde. Adamın bir tahtı var, adam hani sonuçta cumhurbaşkanı yani. Taht krallara dairdir ya, o yüzden söyledim. Taht krallara dahil, o da bizim gönlümüzde bir kral yani. Adam şimdi şöyle, mahalle muhtarlığında cumhurbaşkanını 16 sene içinde kim hani bu şeyde yani nasıl diyeyim size. Peki, partilerde siz gelmiş. Siz şunu diyorsunuz yani Erdoğan bunu söyledi ama İmamoğlu kazanmıştır. Vallahi, diyorsunuz. İmamoğlu kazanmıştır. Ama CHP hırsızlık da yapmıştır diyorsunuz. Evet. Ben anlamadım. Hırsız şimdi. CHP hırsızlık da yapmıştır. Niye? Çünkü oyları kapmak için. Anladın mı? Hani oyları kapmak için çalmış yani bir tarafları. Oy sandıkları, oy sandıkları. Şaibe var yani. Ya tabii ki de ortada hani bir oyun var yani. Bunun oyları düşüren birileri var. Sayılması ve tekrarlanması mı gerekiyor? Hayır. Gerekmez. Anlamadım ben. Gerekmez. Şimdi sayılması gerekirse olay büyür. Bence yapılması gerekmiyor ama hani bizim cumhurbaşkanımızın da kendine güvenmediğini gösteriyor yani yapılması. Ben konuya anlam veremedim. Hani söyleyebildim mi de bilmiyorum. Anladım. Hani iyi bir zekayla söyleyemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı yayınlar gelin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu söyledi ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ne düşünüyorsunuz? Bence adam hakkıyla aldı bence bunu. Yani bıraksın artık bu işleri. Gerçekten adam yani kaç kez olacak mı? Adam hakkıyla aldı yani artık bıraksınlar bunu. Tabii İstanbul'u almak kadar kolay değil. Ama bence adam hakkıyla almıştır bunu. Bıraksın artık yani millet rahat işini yapsın yani. Gerçekten yani olmuyor. Kriz çok. Yani daha ne diyeyim yani size. Adam hakkıyla kaç kez olacak? Erdoğan açıklamasında benim vatandaşımın içine sinmedi dedi. Sizce... Yani içine sinmedi mi vatandaşın? İstanbul vatandaşının içine sinmedi mi son seçimler? Şimdi ne diyeyim size bak. Bence yani burada fazla şey demeyeyim ama bence adam hakkıyla almıştır bunu. Yani burada bir şeylik yoktur yani. Bir hile mile yoktur. Kaç kez olacak bu adam ne 15 bin oyla aldı değil mi? Yani bir iki oy değil ki bu. Bir iki oy değil yani 15 bin. Bu sayıldı. Yani daha ne kadar olacak ki bu? Doğru değil mi yani? Bunlar böyle yani şimdi adam hakkıyla almıştır adam ya adam konuşamıyordu artık yani. Yeter yani abi bıraksın herkes millet işini yapsın. Gerçekten yani şu an bu durum hiç iyi değil yani. Ülkemiz çok büyük sıkıntılara doğru gidiyor. İş krizi var. Şu an domatesin kilosu 10 lira ya. Ben şu an kebapçıyım kendim. Yani çalıştığım yerde ya olmuyor, işler olmuyor.
Şimdi bence gereksiz bir açıklama. Çünkü bundan önceki bütün seçimlerde biz seçimlerde şaibe var dediğimizde bize ortalıklarda ağlak ağlak gezmeyin diyorlardı. Bugünkü seçimlerde ortada bir şaibe var diye soran insanlar, ülkenin başındaki insanlar ve insanlara sormazlar mı? Bugün bir seçim güvenliği dahi sağlayamıyorsan bu ülkenin güvenliğini nasıl sağlarsın diye. Bence gereksiz bir açıklama Peki, olmuş. Peki kendisi ayrıca seçimler vatandaşımın içine sinmedi dedi. Sizce sinmemiş midir? Bence sadece onların içine sinmedi. Çünkü onların kazanmadığı her seçim yersiz bir seçimdir. Bence sindi yani, gayet iyi sindi. Onların bundan sonraki yaptığı bütün açıklamalar sadece onları küçük düşürür. Bence daha fazla bu açıklamalarda bulunmamaları lazım. Çünkü bunlar sadece Ekrem İmamoğlu'na prim kazandırır. Ve öyle de oldu. Kendi kendine Ekrem İmamoğlu'nun reklamını yaptılar. Ve şu an bütün Türkiye'de sevilen biri haline geldi Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya şimdi yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Bir de o var. Evet. Yani tabii açıkçası ben AK Partiliyim. Hani İmamoğlu'nun almasına ben sevindim. Şimdi nasıl sevindim yani? 16 yıl boyunca yani uzun bir dönem bunları gördük. AK Parti'yi gördük, öyle söyleyeyim. Bir de CHP'li görelim. Bir de onu görelim bakalım, onlar neler yapacak. İyice bir milletimiz eğriyi doğruyu. Kim daha iyi işler yapıyor, kim daha güzel işler yapıyor. Onlar da, halkımız da görsün. Açıkçası ben hani bir şeylik, sürpriz oldu. Ben dedim AK Parti alır ama CHP alınca yani benim için de sürpriz oldu. Ben de şaşırdım ama ben yani AK Parti'nin bu tavrını beğenmiyorum. Yani kaybetmişsin. YSK'da sonuçları açıklamış zaten. 16 bin farklı galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam o civarlardaydı. Yani olan oldu artık. Yani bunun bir geri dönüşümü yok. Ne kadar seçim yapılsa da ben tekrar CHP'nin alacağını şey yapıyorum çünkü yani. Vallahi pek siz inanmıyor. Ne düşünüyorsunuz? Ben inanmıyorum peki. Neye? İnanmıyorum. Fazla detaylara girmeyelim. Anlamadım. Neye inanmıyorsunuz? Onu anlamadım. Ya hile yaparsa hepsi yapar. Yok, o şunu yapar, söyledi. Olur. Şaibeli olduğunu ve seçimin yenilenmesi gerektiğini söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yüksek Seçim Kurulu kararı verdi mi? Yok. He? Yok, hala karar vermedi. Karar vermediyse o zaman şaibe onlar da yapıyor, hepsi yapıyor. Hiçbirine güvenmiyorum. İstanbul'daki seçimle ilgili. Şaibeli midir? Tekrarlanmalı mıdır sizce? Bence olduğu gibi bırakmalı. Nasıl yani? Yani tekrarlanmaması gerekiyor. Başkalarını daha... Kendisi benim vatandaşımın içine sinmedi dedi İstanbul seçimleri. Her insan farklı düşünebilir ama bilmiyorum, fazla da takip yani etmiyorum ama. Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin içine sinmiş midir seçim? Kesinlikle sinmiştir. Yani aldığına göre sinmiştir diye düşünüyorum. Yo, hak eden kazanmıştır bence. Neyse odur. Değişmeye de gerek yok bence. Adam doğru konuşuyor, güzel konuşuyor. İmamoğlu mu? Aynen. İnşallah böyle de devam ederse. Yani ne diyeyim? Ablaya soralım. Tamam, ben de ne diyorsunuz? Soruyu duydunuz abla. Allah'ına fotoğrafını çek. Siz kayda almayın da öyle çünkü. Yani bilmiyorum. Seçim zaten hak eden kazanmıştır. Çünkü biz AK Partiliyiz. Seviyorduk. Ama şu an Türkiye'nin durumu hiç iyi değil. Yani çok zor dönemler herkes geçiriyor. Yani bilmiyorum. İyi durumda görünmüyor. İnşallah iyi olur. Neden peki? Kim sorumlusu? Onu bilmiyorum işte. Sorumlusunu arıyoruz. Kim? Kim acaba? Kim olabilir? Söyleyebilir misiniz? İşte söyleyeyim. Kim olduğunu bilmiyorum ki. Yani başkanımızsa bilmiyorum. Peki kendisi bu açıklamasında benim vatandaşım vatandaşımın içine sinmedi dedi İstanbul seçimleri için. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? İstanbul'un içine sinmedi mi? Yani neyle verdi sonuçta? Evet. Yani zorlamadı kimse. Yani seçim zorlamakla değildir. İsteyen yani istediği özgür iradesiyle veriyor zaten oyları. Hani o yüzden hani bence Kerem İmamoğlu'nu hani beğendikleri için evet. Hani yani bence gayet iyi oldu onun destekledikleri için. Bence onlara da hak verilmesi gerekiyor ve bunu millet verdi zaten. Biraz da değişiklik olsun. Belki daha iyi. Bakalım belki nasıl olacak. Belki daha iyi olur, belki daha kötü olur. Olur. Bilmiyoruz. Bunu istiyoruz tabii ki millet olarak. Yani burada biz yaşıyorsak hani iyi olsun, iyiye gitsin. Ben teknik olarak orada ne olup bittiğini bilmiyorum ama artık bu seçim meselesinden bıktığımı söyleyebilirim. İstanbul'u bıraksınlar da artık yönetsin İmamoğlu. Vallahi adalete güveniyoruz. Yani sonuçta bir ihmalkarlık varsa, bir suç varsa yenilenmesinde. Yani bence haklıdır yani. Peki Erdoğan açıklamasında vatandaşımın içine sinmedi dedi. Sizce içine sinmemiş midir İstanbul'un seçimler?
Vallahi orasını halk bilecek. Yani seçime gelirse halk kararını verecek bu sefer. Çok karizmasınız bu arada. Eyvallah, sağ olasın. Değişik bir tarz yani. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün açıklamasında İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ne düşünürsünüz? Bence de yenilenmesi gerekiyor. Çünkü yani etraftan, yani normal insanlardan da duyduğumuz üzere yani zaten yani olayın içinde farklı işler var. Belli yani. Ben de yenilenmesini düşünüyorum yani. Yenilenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi bugün ayrıca vatandaşımın içine sinmedi dedi seçimler. Bu yüzden özellikle. Aynen öyle, aynen öyle. İstanbul'un içine sinmedi mi? Yani İmamoğlu'na oy verenler için de aynı şekilde. Çünkü sonuçta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Yani içine, özür dilerim. Binali Yıldırım'a oy verenler, vatandaşı da İmamoğlu'na oy verenler başka bir vatandaş mı oluyor? Yani öyle değil de hani biz şöyle izledik televizyonlardan mesela. Hani şey var, boş evlerden çıkan insanların mesela yani affedersiniz ineklere bile oy kullanma hakkı verilmiş yani. Hiç mi? Yani bulunmayan kişilerin. Evet, seçimlerden önce böyle bir şey vardı, biz aynen. Bunu da sormuştuk hatta. Aynen. Yani bir nevi FETÖ olayları karıştı gibi duyumlar da aldık biz. Yani o yüzden biz oyların yenilenmesini istiyoruz yani. İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ne düşünürsünüz siz? Yenilenmemesini. Yani bence şaibe var mıdır hayır, peki? Hayır, kesinlikle yok. Yani şey. Peki kendisi ayrıca açıklamasında bu seçimler vatandaşımın içine sinmedi dedi. Bu yüzden özellikle yenilenmesini belirtti. Bizim içimize belirtti. Çok sindi. Hatta Bursa'yı da biz Bozbey'in alacağını düşünüyorduk ama bence şaibe burada oldu. O yüzden Bozbey alamadık. Ben yanlış düşündüğünü hissediyorum. Seçim olmuştur, bitmiştir. Bahane arıyorlar, o kadar. Ben öyle düşünüyorum. Peki kendisi ayrıca vatandaşımın içine sinmedi dedi. İstanbul'un... Benim içime siniyor. Halkın da içine siniyor. Ben halkın içindeyim. Emekli öğretmenim. Fakat yanlış yapıyorlar. Yanlış. Herkes bıktı artık Erdoğan'dan. Mecbur kalıyor. Değişik şey istiyor evladım. İmamoğlu kazandı. Onun hakkı. Sonuçta kazandı adam. Bireyin hakkının hak sahibi hakkına teslim edilmeli. Teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinin şaibeli olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini söyledi. Ne düşünürsünüz? Bence hiç gerek yok. İstanbul Belediye seçimleri alakalı seçimler yapılmıştır. İmamoğlu kazanmıştır. Bunun daha geri yapılmasına gerek yok. Şimdi şöyle bir şey var. İstanbul'daki bu zamana kadar seçimleri AK Parti kazandı zaten. Onunla alakalı herhangi bir şey yapıldı mı? Bu kadar çok üstüne duruldu mu? Durulmadı. İmamoğlu bana göre şu an hani diyorlardı ya bahar geldi. Gerçekten bir bahar geldi. Yani yeni bir siyasi anlayışını ortaya çıkarmak için nasıl şimdi bir AK Parti genelde Türkiye'ye muhafazakar bir kesime ağırlık olarak bir kendi ağırlığını gösterdiyse ve Türkiye toplum içerisinde de yani zaten hepimiz muhafazakar kesim Müslüman ülkede yaşadığımız için ondan sonra şimdi İmamoğlu da yani siyaseti biraz daha yumuşatmak amacıyla kendisinin öyle bir şey yapacağını tahmin ediyorum konuşmalarından. Tabii ki göreceğiz. Yani yenilenmesin bence. Türkiye ekonomi bozuk zaten. Onlarla uğraşsınlar. Aynen. Yenilenmesi lazım. Gerçek meydanda. Kendisi vatandaşımın içine sinmediğini söyledi. Vatandaşımın içine sinmedi dedi. Benim de içime sinmiyor. İstanbul'daki vatandaşların içine sinmemiş mi? Yok, benim de içime sinmedi. Peki. Yani yalnız İstanbul değil. Mesela Ankara, Adana. Yani böyle birkaç bir şey. Valla şimdi yanlış anlaşılma olmasın ama bence daha önce de yapılan şeylerdi bunlar. Onun için hiç gerek yok yani. Yenilenmesine mi? Tabii. Bu sebeple mi? Ya şimdi her şeyde itirazlar kabul olduğu zaman tamam mı? Büyük kargaşa çıkacak. Biraz da mağlubiyeti kabul edeceksin. Vatandaşın içine sinmezse tamam mı? O oyları oraya atmaz. Sen kabulleneceksin. Uzun zamandır söylüyor bunu kendisi. Yani böyle bir şeye şüphe karıştıysa yenilendiğinde bu şüphe ortadan kalkacaksa bunun yenilenmesi en güzel. Peki ayrıca yoksa bu tartışma böyle ömür boyu sürüp gidecek. Anladım. Onun zaten minareyi çalan kılıfını hazırlar. Kim çalmıştı? Besbelli ki CHP'liler çalmış. Kim çalacak? CHP'liler mi oyu çaldı? Nasıl çalabildi peki CHP'liler? Onun kılıfını uydurdu. Adamlar niye eleştirdiler? Çalabilmeye gücü var mı CHP'nin yani peki? Yani bir düzenek oldu. Şey yaptılar yani.
Var mı öyle bir güç? O güç devletin olmasa içinde olur mu? Olabilecek. Devletin içinde değil de. Sonuçta sandık. Ya bunu belediyeler yapıyor yani, bu CHP belediyesi ya da CHP'liler onu şubeyi karıştırıyor. Ayrıca vatandaşımın içine sinmedi dedi seçimler. Öyle mi sizce? Sinmemiş midir İstanbulluların? Sinmedi tabii tabii. Peki CHP nasıl çalabilir sizce? Şimdi zaten sonuçlar iptal olacak. O zaman görün kaç farkla AK Parti kazanacak. Normal doğal bir seçim oldu yani. Şaibesi falan. Her şey ortada yani. Milletin önünde olan yani sandıklar, herkesin önünde sayılan bir seçim oldu yani. Bizim o yönde düşüncemiz şaibe yok yani. Bu işin şeyi, insanların hani vermiş olduğu bir oy var herkese yani. Burada kimi seçtilerse halk, o yani başkan olmuştu. Gayet uygun bir seçim mi oldu? Gayet demokratik miydi? Gayet normal bizim için yani. İnsanların doğal olarak kendi vermiş olduğu bir şey var yani, oy var. Herkes kendi tercihini yapmış oldu yani. Daha önceki seçimlerde niye olmadı yani bu şaibe? Şimdi mi böyle bir şey yani söz konusu oldu? Şimdi bu şaibeli olduğu yani afaki bir konuşma değil yani, belgeler var. Ondan sonra işte oy kaydırmaları var. Şunlar bunlar var. Yani belgeli olarak yani belgelenmiş, ispatlanmış bir şekilde. Yani şaibe yapılmış mıdır seçim? Şaibe yapılmış, evet. Kim tarafından yapılmış olabilir? Kim tarafından yapılmış? O da diyelim ki işte Cumhur İttifakı'nın karşısında olan kişiler tarafından diyelim. Yani CHP mi hırsızlık yapmış? Ben şimdi tam olarak partisi vermeyeyim de. Yani partisi vermeyeyim de yani. Millet İttifakı ya, mı ya da? Yani İYİ Parti ve CHP ve Saadet yok zaten de. Ya Cumhur İttifakı'nın karşısındaki diyelim ki ittifak yapmıştır. Ya bu belgelenmiş yani, bu şey yapılıyor, sen söyle, belgelerle işte bu Ali İhsan Yavuz değil mi şeyin, evet. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Evet. Ondan sonra yine YSK'daki AK Parti'nin işte temsilcisi şey yapıyor. Bunlar... Ve sayılan oylar var. %10'u sayıldı herhalde. Bu %10 sayılmasına rağmen, yani çok az bir oranda sayılmasına rağmen aradaki fark ne yaptı? Kapandı. Belki oyların tamamı sayılsa durum değişebilirdi. Peki Ali İhsan Yavuz'un seçimden 2 gün önce şöyle bir açıklaması var. Türkiye'deki seçimler dünyanın en güvenlikli seçimlerinden, en güvenli olan seçimlerinden biridir. Açıklaması var. Yani nasıl olmuş olabilir? Sonuçta AK Parti ama hükümeti şimdi, devleti yönetiyor. Devletin içerisine CHP Millet İttifakı'ndan birileri mi sızdı da kendi çıkarlarına yönelik şaibe uyguladılar? Yani yine de şöyle bak, ona ben katılıyorum şey olarak. Yani yine de dünyada işte seçimlerin yani nezih olarak yapıldığı bir ülkeyiz yani. Bundan yani gurur duyabiliriz ama bu şu anlama gelmez yani, seçimlerde bir ilde, İstanbul gibi bir ilde yani seçimlere şaibe karıştırılmadığı anlamına da gelmez. YSK karar verecek. Yani en son karar verecek kişi zaten Cumhurbaşkanı'na dedi, biz YSK'nın verdiği karara dedi saygılıyız dedi. YSK karar verecek. Yani en son karar verecek kişi zaten Cumhurbaşkanı'na dedi, biz YSK'nın verdiği karara dedi saygılıyız dedi. Haksızlık olduğunu düşünüyorum. Neyin? Yani niye yenilensin ki? Yenilenmesin. Ha, yok. Hiç gerek yok. Şaibe var mıdır seçimlerde? Şaibe neden olsun ki? Kaç defa şey yaptılar, seçim yaptılar, saydılar. Gerek yok ya. Yani uzatmaya gerek yok artık yani. Adam kazandı işte yani. Ver, ne olacak yani. Peki ayrıca İstanbul seçimlerinin için... Sevmem yani için... adamları da sevmem, CHP'yi de sevmem. Ama kazandı yani. Verin gitsin yani. Uğraştırmayın adamları. Boş boş yani.